Evet, girişte ifade etmiştik efendim. Bugün 21 Eylül minik yavrularımız için bir hayli heyecanlı bir gün. Sadece onlar için diyebiliriz. Zira diğer öğrenciler henüz okulla buluşamadılar pandemiden dolayı. İlkokul birinci sınıflar ve okul öncesi yüz yüze eğitimle okullara ilk adımını attılar bugün. Ama tabii hepsi değil. Bölünerek girecekler. Hafta içerisinde gruplar halinde okullara alınacaklar. Okullarda da tedbirler çok üst düzeydeydi. Çocukların elbette heyecanları vardı. İlk hafta bir uyum süreci olacak. Sonraki haftada dersler yapılmaya başlanacak. Okulun ilk günü nasıl geçti? Bakalım izlenimlere. İlk dersimize başlıyoruz. Sınıflarımıza geçiyoruz. Ama sosyal mesafemize uygun olarak ilerleyeceğiz. Evet, bravo. Gel. Evet, heyecanlıyım da mutluyum da. Koronavirüs sebebiyle kaç gündür okula gitmiyoruz ve onun için mutlu oldum. Yüz yüze eğitimin ilk zili çaldı. Maskelere rağmen küçüklerin heyecanı gözlerinden okundu. Nasıl senin bu okuldaki ilk günün? Evet, heyecanlıyım. Mutluyum. Ders işlemek istiyorum. İlk günümüz birinci sınıfa başlıyor. Dezenfektanı da almış kolonyayı eline. Evet, kolonyamızı da aldık. Hazırlıklıyız, her şeyimiz tam. Okulun ilk günü önceki yıllardan farklıydı. Veliler okul dışında, öğrenciler birbirinden uzak kaldı. Hayatı etkisi altına alan pandemi ilk derste de yerini aldı. 21 Eylül itibariyle okullar yüz yüze eğitim için ilk adımlarını attı. Ancak bu adım biraz farklıydı. Bazı okullar sınıflarını tedbir kapsamında dışarıya taşıdı. Güzel mi dışarıda dersin? Güzel. Geldikleri için çok mutluyuz. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını iyice çocuklarımıza kavrattıktan sonra öğretmen öğrenci bağı kuracağız. Okuma yazmayı en güzel şekilde öğretmeyi planlıyorum. 11 yıllık meslek hayatım var. İlk kez hiç ağlamadan bir birinci sınıf geçiriyorum. Maske takmak, sparring takmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek. Bir de elleri yıkamak. Nasıl yıkayacağız elleri, göster bakalım. Veliler de kurallara uydu. İlk gün heyecanını okul dışından takip etti. Okul girişinde çocuklar ve velilerine maske ve kolonya ikramında bulunuyor. Ardından da hem veli hem de öğrenci girişte ateşlerini ölçtürüyor. Heyecanlıyız her zamanki gibi. Ama oğlumuzu alıştırdık, daha önceden geldik. Sınıfını falan öğrettik. Öğretmeniyle tanıştırdık. Biz heyecanlıyız. Çocukta bir sıkıntı yok. Kızımın ilk senesi. O da heyecanlı haliyle. Bildiği okul aslında anaokulunda da buradaydı ama şimdi birinci sınıf olacağı için biraz daha heyecanlı. Tedirginliklerimiz de var ama hayırlısı olsun diyoruz. 7 aydır evdeyiz. Yani şu an mutluyuz. Bakalım bugün nasıl geçecek. Öncesinde bir okula gelip bakma imkanı buldunuz mu? Tabii. Baktık, her şey gayet güzel, olumlu. Öğrenciler okula mesafelerle merhaba dedi. Önümüzdeki haftadan itibaren iki gün gidip ders yapacaklar. Diğer sınıflar için karar 3 hafta sonra verilecek. Efendim, okullar tam anlamıyla açılabilirse bir gün herhalde en çok buna veliler sevinecekler. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için başladı demiştik. Kimi veli çocuklarını kendi araçlarıyla, özel araçlarıyla götürdü okullara. Kimisi servis kullandı. Malumunuzdur, her okullar açıldığında biz İstanbul'da trafiği konuşuruz. Yüz yüze eğitim ilk günü. Sabah trafiğinde bir yoğunluk var mıydı? Bakalım. Kimi özel aracıyla yola çıktı, kimi çocuğunu servise bindirdi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte İstanbul trafiği yine arttı. Güzel bir şeyler hissediyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Herkes maskesini takmalı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için ders zili çaldı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte de onlarca servis aracı aylar sonra trafiğe çıktı. Bu da İstanbul'da sabah trafiğine neden oldu. Özellikle E5'te trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'de de denetim yaptı. Durdurulan servislerde öğrenci sayısına, maske zorunluluğuna ve araçlardaki dezenfektanlara bakıldı. Evet, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturmuşlar. Hepsinin dezenfektanını görebilir miyiz ablam? Jandarma ekipleri de kent genelinde 188 personelle okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime helikopterle, havadan destek de verildi. Denetimlerde kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere de ceza kesildi.
Şimdi biraz konuşalım istiyoruz okuldaki tedbirleri. İSİ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk konuğumuz. Açıldı. Görüntüleri belki izleme fırsatı buldunuz. Ben çok kısa şöyle söyleyeyim. Sabah çocukları götürdüm okula. Bizim minik oğlanın da ilk okul günüydü. Birinci sınıfa başladı. Öğretmenler maske takmışlar. Bir devlet okulundan bahsediyorum. Özel okul değil. Belki özel okullarda bu önlemler işte bizim ekranlarımıza da taşıdığımız görüntülerde çok daha farklı ve imkanlar daha geniş olabiliyor. Devlet okullarında öğretmenler maskeli. Hakikaten okulda hijyen kurallarına çok dikkat ediliyor. Sosyal mesafe için işte yerlere yapıştırıcılar konmuş. Çocukların yine maskeli bir şekilde okula gittikleri. Sıraya girerken İstiklal Marşı okundu mesela. Hani öyle bizim çocukluğumuzda olan yan yana dip dibe sıraya geçelim, herkes birbirine dokunsun. Öyle bir şey yok. Biraz daha mesafeli. Enteresan bir şekilde başladılar çocuklarımız. Böyle bir hatıra anı olarak, kötü bir anı olarak kalır da unuturuz umarım diyelim ama görüntüleri gördünüz. Nasıl buldunuz? Ne olur ne biter? Yeni dönem şimdi bu Türkiye'nin koronayla mücadelesine nasıl yansıyacak bu okulların açılması? Ne bekliyoruz? Buyurunuz. İyi yayınlar diliyorum. Ben de bütün okula yeni başlayan kardeşlerimizin, çocuklarımızın eğitim hayatının başarılı olmasını ümit ediyorum, diliyorum. İstediğimiz gibi başlayamıyoruz ne yazık ki. Bu dönem tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde biraz sıkıntılar var. Ama bazı şeylere de dikkat ederek devam etmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi işte yerlere yapıştırılan yapıştırıcılar, demin not aldım, çok böyle etkisi ispatlanmış şeyler değildir. Ama neye yarar? Burada bir farkındalık yarar. Yani bak, her zamankinden farklı bir şey var. Dikkat edine yarar. Hatta ateş ölçmek de öyledir. Covid'li hastaların dahi dış ortamdan geldikleri sırada ateşlerinin aktif dönemdeyken bile %30'unun ateşin yüksek olduğunu düşünürseniz çok da %100 etkili bir yöntem değildir. Ama neye yarar? Yine farkındalık artmasına yarar. Bakın, burada bir şey var. Her zamankinden farklı, tedbirimizi unutmamamız gerekiyor diye. Bunlar tabii ki gene yapılmaya devam edilmeli. Ama ondan önce yapılması gereken mutlaka çocukların ve ebeveynlerin de beraber kurallara uymasını sağlamak. Haberlerde söylediğiniz yakınları dışarılarda bekleşiyorlar. Şimdi onlar o bekleşirken sosyal mesafeyi zaman zaman yitirebiliyorlar. Özellikle okulların giriş çıkış kapılarında çok yakınlaşabiliyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Bir de çocuklarını beklemek belki bir iki gün hani kabul edilebilir ama daha sonra artık çocukları beklemenin çok bir yararı yok. Daha çok teması ve kümelenmeyi arttıracağı için riski de arttıracaktır. Ona dikkat etmeliyiz. Yanı sıra servisten bahsettiniz. Okula kendi imkanıyla mı gidecek yoksa serviste mi gidecek? Tabii servisler de yine mutlaka servisler sırasında da önlemlerin alınması gerekiyor. Yanı sıra tek şey okulun içerisindeki sınıflar değil. Biliyorsunuz sınıfların sayısı azaltılmaya çalıştığı, haberlerde de gösterdiğiniz gibi mümkünse dışarıya taşındı sınıflar. Bunlar çok güzel şeyler ama onların kullandıkları tuvaletlerin sayısı ya da yemekhanelerin ortamı, temasa müsaade edip etmeyecekleri, bunlar çok önemli. Ortak alanların da şartlarının düzenlenmesi mutlaka ki gerekiyor. Bir de çocukların kurallara uyumu çok daha iyi. Yani yetişkinlere ne kadar söylersek söyleyelim. Sanıyorum Sıla Hoca da bu arada bağlandı. Ona da merhaba, evet, diyorum. O da söylüyor. Hepimiz hemen söylüyoruz aylardan. Hoş geldiniz. Koca Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan da katıldılar. Hoş geldiniz siz de. Buyurun, hoş devam bulduk. Edin. Çok teşekkür ederim. Evet, aylardan beridir hepimiz söylemeye çalışıyoruz. Yani bu maske çok önemli diyoruz ama hatta bu hatırlarsanız Mart ayının ikinci haftasında ilk sizinle program yapmıştık Mehmet Akif Bey. O tarihten beridir hep maske takmak lazım diyoruz. Ama işte bir türlü başaramıyoruz. Başaramadığımız kişiler aslında çocuklar ve yetişkinler değil. Başaramadığımız kişiler birazcık daha büyük olan çocuklar. Yani 12 ila 25 yaş arasındaki genç ve çocuklardan bahsediyoruz. Bunlar maske takmıyor ne yazık ki. Onları eğer bu maske ve onlar bile hiçbir şey takmıyorlar. Ilgili... Yani şöyle hiçbir şey, anne baba sözü dinlememe dönemleri olduğu için o ergenlik dönemi. Dolayısıyla evet, yani öyle bir şey var. İşte onları yanımıza almamız lazım Mehmet Akif Bey. Eğer onları yanımıza alırsak bu hastalıkla mücadelede hem eğitimle de ilgili hem bu hastalığın yayılmasını önlemeyle de ilgili. Şimdi çok önemli onların buna uyumu. Ben şöyle diyorum, yani Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği gençlerin elinde aslında. Yani onlar bu hastalığa da maske takmaya, hijyene, mesafeye eğer uyum gösterirlerse, işte korktuğumuz, işte eyvah okullar da açılıyor, acaba hastalığın yayılmasına bir vesile olacak mı? Ya da havalar soğuyor, daha çok kalabalık yerlere gireceğiz, havalandırma ile ilgili problem olacak, hastalık daha kolay bulaşacak korkumuzu
Hepimizde var bu korku. Çünkü zaten rakamlar giderek artıyor biliyorsunuz. Şu anda aktif hasta sayımız neredeyse Mayıs-Haziran sayısına ulaştık. Yani şu anda Mayıs-Haziran aylarındaki kadar aktif hasta sayımız var. İşler o kadar kötü ne yazık ki. Daha da kötü olur diye hepimizin endişesi var. Dolayısıyla da bununla ilgili mücadelede o minik arkadaşlarımızın, bu çocuklarımızın birçoğunun uyumlu olduğunu görüyorum. Ben onlar öyle yani hakikaten... yaramazlık yapmasını beklersiniz. Çocuklar hani bir koşuştururlar falan okulun ilk gününde. İnanılmaz bir sakinlikle hareket ettiler. Ne kadar sürer bilmiyorum. Kestiremedim ama yani ilk gün böyle bir tedirginlik, bir sakinlik vardı herkeste. Bir de çok aklı başında çocuklar. Hani böyle birinci sınıf çocuklarında herhalde herkes şu koronayla psikolojik olarak da çok etkilenmiş olabilirler hocam. Evet. Olabilir. Akran şiddetinden onları korumamız lazım. Yalnız o işte uyum gösteremeyecek olan, yani genellikle %95'in uyum göstereceğini düşünüyorum ben küçük çocuklarımızın. Ama %5 civarında uyumsuz olabilecek olan gruplar olabilir. Onlara çok dikkat etmemiz lazım. Akran şiddetinden onları korumamız gerekiyor. Onun dışında ben çok çocuklarla ilgili bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ancak müsaadenizle tüm Türkiye'de okulların açılmasının hepsinin bizden açılması doğru bir karar mıydı? Bence değildi. Okullar açılmalı mıydı? Evet, ama bence bölgesel kararlar alınmalıydı. Bölgesel. Daha ayrıntılı verilerle. Çünkü Türkiye biliyorsunuz oldukça büyük bir coğrafi, sosyoekonomik yapısı var, iklimi farklı, hastalığın görülme oranları farklı. Şu anda Orta Anadolu'da ya da Güneydoğu'daki görülme oranıyla işte Antalya'daki ya da işte Ege'deki ya da Batı Trakya'nın batısındaki görülme oranı aynı değil. Yani illerde de aynı şekilde yani çok daha farklı. Tüm illerde lokal kararlar mı verilmeli bundan sonrasına ilişkin de eğitimle ilgili? Yani aynen. Vaka yoksa öğrenciler okula gitmeli. Vaka varsa ona göre tedbir alınıp evet yani bu toptan yaklaşım bu meselede herhalde bir problem başında. Kriter olursa Mehmet Akif Hocam, eğer denirse ki yani bakın şu ildeki verilerin oranı şu olursa ya da hastalıklanma oranı şu olursa o zaman orada okulların devamına müsaade etmeyeceğiz. Altında olursa okullar devam edilebilir gibi. Çünkü zaten her zaman bunu savunuyorduk başından beridir biliyorsunuz. Yani daha çok veri olmalı, daha ayrıntılı olmalı diye. Bu okulların açılması için, okulların açılması buna da bir vesile olmalı bence. Peki. Yurt dışında da böyle oldu. Çünkü okulları açtılar. Birçok yerde biliyorsunuz vakalar patladı, tekrar kapattılar. Evet, mesela Fransa'da vaka sayısına göre okulda eğer vaka varsa 3 tane vaka olduktan sonra okulu kapatıyorlar. Daha lokal düzeyde karar veriliyor. Belki de önümüzdeki zamanlarda bir de herkes çok tecrübesiz yakalandı. Tecrübeye de gidiyoruz pek çok şeyde yani Dünya Sağlık Örgütü bile bütün açıklamaları böyle. Sayın Akan size devam edelim. Katılır mısınız? Böyle mi alınmalı önlemler? Neyi eksik bırakıyoruz? Bir de bir artış bekliyor muyuz vaka sayılarında okulların açılması etkiler mi? Yüz yüze eğitim konusunu belki birazdan yine konuşuruz. Bir de bu tabii kış ayları geliyor artık. Grip de başımıza dert olacak gibi. Buyurunuz efendim. Ben de açıkçası %100 katılıyorum. Çünkü çocuklar çok eğitilebilir zihinleri açıklar. Bu yüzden okulların açılmasını bir eğitim için kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani burada çocuklara her şey öğretilebilir. Bu bir salgın. Hepimiz burada eğitildik, eğitiliyoruz. Çocuklar da bunu öğrenebilirler, salgını. Bunu öğretmenler öğretebilir, okuldaki disiplin öğretebilir, yaşıt taşları öğretebilir. Ve bunun bir aslında önemli bir fırsat olduğunu ve bu şekilde bunu çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü salgın zaten bütün dünyayı, herkesi çok şaşırttı ve ay ve ay her gün bir şeyler öğrenerek ilerliyoruz. Ama bunları çocuklara bunu artık bir yaşam biçimi olduğunu, bundan sonra bununla karşılaşabileceğimizi öğrenmeleri gerekiyor. Bunu da gerçekten çocuklar bunu öğrenmeye çok açıklar. Ve kuralların çünkü konulması, çünkü biz burada bize bu hayat yani bu pandemi günleri bir takım kuralların çok önemli olduğunu ve uyulması gerektiğini, buna 3 gün uyup 5 gün uyumamak gibi bir açık mazeretimizin olamayacağını gösterdi. Bütün bunları sayılarla da görüyoruz. Azıcık bu olayda bir gevşeme olursa bu hemen bize hasta olarak geri dönüyor. Yani bizim bunu ama çocuklar okulda öğrenebilirler, evde öğrenemezler. Ve şu an mesela salgınla ilgili her yerde virüs var. Yani burada çocukları evde tutayım, online eğitim vereyim, çocuğu koruyorum anlamına kesinlikle gelmiyor. Virüs şu an her yerde ve her zaman için bu riski öğrenmek zorundalar.
ve buna göre hareket etmeyi öğrenmek zorundalar. Bunu da öğretmen ya da kendi disiplin içinde okul öğretebilir. Yani okul eğitimi bu yüzden çok önemli. Şuna katılıyorum yani. Ara sınıfların falan açılması gerektiğini düşünüyor musunuz siz peki? Yüz yüze eğitimde. Ben yüz yüze eğitimi mutlaka açılması gerektiğini düşünüyorum. Tüm sınıflarda bunu, yani. Evet. Çünkü bu ama şöyle olabilir, eskisi gibi olmayacak tabii ki ama bu işte 3 gün olur, 2 gün olur, yavaş yavaş başlanır, önümüzü görerek gidilebilir. Hep kontrollü, yani test yaparak, çocukları gözleyerek, burada herkesin çok fazla işbirliği yapması gerekiyor, hasta çocukların okula gitmemesi gerekiyor. Bütün bunları bizim yani günlük hayatta her türlü tedbirin aynı şekilde devam ederek yapılması gerekiyor. Çünkü okullar çok primer önceliğimiz. Yani bütün bu yaptığımız işlerin içinde sağlık sistemi ne kadar öncelikliyse okullar da çok önemli. Çünkü kalıcı bir takım hasarlar bırakacak yani sonuçta eğitimle ilgili. O yüzden bunu öncelikle halletmemiz lazım. Bunun da kuralları var ve o kuralları sürekli uyarak yapılması gerektiğini kanaatindeyim ben. Hocam şunu da sorarak devam edeyim. Sayın Koca Türkiye de aynısına ilişkin görüşünü merak ediyorum. Biz yaz aylarında virüsün azalacağına dönük, hatta yok olacağına dönük şeyler konuşuldu çokça. Geçtiğimiz sonbahardan başlayıp devam eden süreçte. Öyle olmadı. Bilimsel olarak öyle olmadığı da daha sonra yine konuşuldu. Diyorum ya, herkes yeni yeni görüşlerini ifade ediyor. Bir sürü bilimsel makale yayınlanıyor. Eskisi yanlış çıkıyor, tekrar yayınlanıyor. Öyle enteresan da bir dönemdeyiz. Şimdi kış ayları geliyor. Peki yazın azalmadığını gördük. Kışın artacağını görecek miyiz havalardan dolayı? Yani daha başka bir tablo bekliyor musunuz şu anda? Yazın şimdi salgınlar çıkınca böyle büyük bir pikten sonra küçük küçük piklerin olması zaten o salgın etken oturana kadar beklenen bir şeydir. O yüzden de açık havanın bize her ne kadar çok büyük bir faydası olmamış gibi gözükse de aslında salgında önemli bir fayda sağladı. Çünkü açık havada ne yaparsanız yapın seyrelmiş oluyor virüs ve bir şekilde mesafeleri daha açabiliyoruz. Bütün bunlar zaten korunma önlemleri içinde olduğu için bu önemli bir noktaydı. Ama kışın bütün bu olaylar küçülecek, daha kapalı yerlere gidecek. Yani ana kuralları biraz daha zorlayacak yere, aşamaya geleceğiz. O yüzden artacağını düşünüyorum. Ama aynı zamanda bir takım tabii solunum sistemi etkenleri de tekrar devreye girecek. Onlar da eklenecek. O yüzden de tabii ki artı faktörler de var ama kapalı alan kısmı da faktörlerden bir tanesi. Efendim, Sayın Kocatürk, iyi zamanlarımız mı bunlar o zaman? Yani önümüz sonbahar, bir de grip de gelecek şimdi. Sanıyorum öyle. Şimdilik daha da kötüsüne hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ne yazık ki öyle görünüyor. Yaz aylarında virüsün azalacağını birçok hocamız söylemedi aslında. Öyle bir algı oluştu. Şundan dolayı oluştu. Virüs, yanılıyorsam lütfen Sıla Hocam düzelsin, yaklaşık 4 derecede 14 gün hayatta kalıyor. 28 derecede yaklaşık 1 gün hayatta kalıyor. 32 derecede 4 saatte hayatta kalıyor. Dolayısıyla biz buradan yola çıkarak hani belki birazcık virüsün dış ortamda dayanıklılığı azalacak diye düşünerek belki yazın virüsün saçılması azalacak, bulaşıcılığı azalacak gibi şeyler söylediler. Şöyle söylediler, ben hatırlıyorum, nemli ortamlarda daha çabuk ürüyor. Yazın nem yok, kuru. İşte bundan dolayı hatta bunlar anlatıldı yani, ben kendim moderasyon yaptım program. Tabii Mehmet abi, hocam şöyle yani biz her gün bir şey öğreniyoruz dediğiniz, biraz önce söylediğiniz ya Sıla Hocam da söyledi, her gün bir şey öğreniyoruz gerçekten de. Yani dün bu hastalıkla ilgili başka bir şey söylediysek de bugün yeni bir şey söyleyebiliriz. Çünkü bilmemiz, daha önceden bilmediğimiz bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Hatta şunu bir de söyleyebiliriz, kuru havada tam aksine hastalığın saçılması da havada kalması da yayılması da aslında bir yandan da artıyor. Mesela nemli ortamda partiküller yere daha kolay iniyor. Ama kuru ortamda çok daha havada kalma imkanı var. Hatta dikkat edin, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde hiç yağmur yağmıyor haftalardan beridir. Ve o nedenle belki de bir sürü etkeni var tabii oralarda görülmesi. Şimdi sadece buradan yola çıkarak bundan dolayı demiş olmayayım. Bir sürü etkeni var ama etkenlerden bir tanesi de hatta bu. Ama bir şey daha biliyoruz. Açık havada bu hastalığın bulaşması 19 kat daha düşük. Ama şimdi Sıla Hoca'nın dediği gibi kapalı ortamlara gireceğiz. Bunlar doğal havalandırılmayacaklar.
soğuk olacak diye pencereleri kapatmak zorunda kalacağız. Havalandırma ile ilgili zaten biliyorsunuz, daha önce programlarda birçok kez konuştuk. %100 temiz hava mı giriyor içeriye, yoksa içerideki hava kaç kere sirküle ediliyor, filtreden geçiriliyor mu falan gibi bir sürü başka problemlerimiz olacak. Yani dolayısıyla kışın virüslerin, diğer solunum yolu virüslerinin de artmasıyla bir sıkıntı yaşanabilir mi? Ben her zamankinden daha az diğer solunum yolu virüsleri olacak diye düşünüyorum. Çünkü elimizi yıkıyoruz ne olursa olsun, maske takıyoruz. Birazcık daha hijyen kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle influenza ile ilgili hastalık herhalde, bilmiyorum tabii bu Sıla Hoca'nın konusu ama sanıyorum daha az olacaktır. Ama tabii ne olursa olsun bir araya gelmemiz, kalabalıklaşmamız artacağı için de koronadan dolayı daha riskli günler bizi bekliyor. O nedenle okulda da ebeveynlerle, velilerle işbirliği yapmamız gerekiyor. Onların işbirliği bizim için çok önemli. Demin hoca dedi ki eğer çocuk hastaysa okula gönderilmemesi gerekiyor. Buna ailenin mutlaka işbirliğinin sağlanması gerekiyor. Yani eğer biz bütün velilerle bir araya gelip bakın işte biz bu okulu açtık ama hep beraber bu okulu açık tutabiliriz. Yoksa bir müddet sonra kapatmak zorunda oluruz ve bazı kişilerimiz de ne yazık ki hastalanırız. Hatta eve bulaştırırlar, onlar da başkalarına bulaştırırlar. Bunu eğer istemiyorsak hep beraber şu kurallara uymamız gerekiyor. Bu böyle yaparsak o zaman ebeveynleri mücadele için yanımıza alırız. Mücadelede yanımızda olurlarsa inşallah okullar da o zaman hep açık kalmaya devam eder. Ama öbür türlü... Siz bu arada şu anda ara sınıfların açılması gerektiğini düşünüyor musunuz yüzde eğitim konusunda? Şu anda değil. Şu anda değil. Bence 1-2 hafta sonra Milletin Bakanlığı'nın bu kararı bence doğru. Zaten 2 gün 5 gün kararını da zannediyorum şeyden dolayı verler. Yani hastalığın bulaşıcılığın bulaştıktan sonra semptomlarının ortaya çıkma süresi ortalama 5.4 gün 5.8 gün civarında. O nedenle 2 gün okulda kalsınlar, daha sonra hastalanırlarsa işte hafta sonuna doğru hastalanırlar, okula bir dahaki hafta gelmezler diye düşünülmüştür diye tahmin ediyorum. O aradaki sınıfların da hepsinin aynı anda açılmaması gerekiyor. Yani 2, 3, 4, 5. sınıflar aynı anda açılmamalı. Bir gün 2. sınıflar açılmalı, 2. gün 3. sınıflar açılmalı. Çünkü hepsini bir anda açarsak, üniversitelerde de öyle, çok ciddi bir yığılma olur. Bugün bile sadece 1. sınıfları, anaokulları açtık. Biraz önce gösterdiğiniz inanılmaz bir trafik sıkışıklığı oldu. Dolayısıyla kademeli olarak geçmemiz lazım ve tekrar söylüyorum, kriterleri koymamız gerekiyor. Bölgesi olarak rakamları açıklamamız gerekiyor ve kriterlerimiz olacak. Eğer şu kadar vaka olursa, demin söylediniz ya, bir sınıfta 3 tane vaka olursa eğitim durdurulmalı gibi. Eğer öyle olursa biz de onlara uymaya çalışırız. İller bazında bile değil, ilçeler, hatta beldeler bazında, aynen, mahalleler bazında tedbirler orada inisiyatif alınarak aslında uygulanmalı. Yani bir okulda, bir mahallede bir okulda bir problem varsa o okula ona göre tedbir almalı ama yandaki diğer mahalle bundan etkilenmemeli diye düşünüyorsunuz, değil mi? Yani etkilenmesi mümkün değil. Yani çünkü komünikasyonu, transferi, hareketi durduramazsınız. Ama yani ama en azından böyle tedbirler alınırsa daha sağlıklı olur. Evet, bir merkezden aynen gittiği zaman hiç alakasız, hiç Covid'in olmadığı ilçede de öğrenciler okula gitmiyor. Aynen. Ya da olduğu yerde öğrenciler dönem dönem gidiyor. Böyle bir sorun. Peki Sayın Akkan, var mıdır efendim ekleyeceğiniz? Ben şunu da söylemek istiyorum, aslında bu pandemideki en büyük problemlerden biri virüsün tabii ki 14 gün bu bulaştırıcılık meselesi de çok önemli. Diğer virüslere göre bu influenza'da 2 gün 5 gün, yani burada çok uzun. Çok uzun olduğu için bu karantinalar ve bütün bu bulaş önlemleri, bu yüzden de baş etmekte zorlanıyoruz. Yani böyle bir uzun bulaştırıcılığı olan bir virüsle mücadele ediyoruz. O açıdan da önemli ve hakikaten de önlemleri yani görerek, hani okulları açalım ama okulların kalıcı olması önemli. O yüzden de gerçekten buradaki hastaları, hasta olanları, öğretmen ya da çocuk olursa bunları takip edip ona göre önlem alarak gitmek gerekiyor. Yani gün be gün strateji geliştirmek gerekiyor. Ve bundan da hep aynı şekilde dikkat etmeksek, hani bir şekilde o kuralların çok net ama aynı zamanda da esnetilebilir, düzeltilebilir bir kısmı da olması gerekiyor. Yani hızlı hareket edecek şekilde. Peki Profesör Doktor Sıla Akan, çok teşekkürler Profesör Doktor. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun efendim. Bir dakika. Buyurun. Kusura bakmayın, araya girdim ama son bir olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz hep böyle gündüz gidip gelen okullar sanki bütün hepsi öyleymiş gibi düşünüyoruz ama bir de yatılı okullar var. Bölge okulları var. Onların da aynı zamanda biliyorsunuz kalma yerleri, işte yurtları, pansiyonları falan, onların da mutlaka düşünülmesi gerekiyor. Ciddi sayıda bu şekilde öğrenci var. Ailelerinden de uzaklar onlar. O nedenle onları da aslında bir öncelikleyip gündeme getirmekte yarar var diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Kocatürk. Efendim herhalde günün sonunda
öğreneceğimiz şey bu virüsün, bu belanın yönetilebilir olmadığı. Yani yönetmek için bir şeyler yapıyor insanoğlu. Dünyanın her yerinde bir sürü tedbir alınıyor. O tedbirler edinilen tecrübelerle değişiyor. Günün sonunda yeni alanlar, normalleşmeye nasıl ve ne şekilde döneceğimiz herhalde herkesin gözü biraz da aşı çalışmalarında.